Ya bir denge yapmak lazım gerçekten Zafer evet. Bey dediği gibi ama e, bu özellikle elektrik şirketlerine siz özelleştirdiğiniz zaman, elektrik şirketlerine verdiğiniz zaman nasıl markete gidiyorsunuz, markete parayı ödemezseniz o size çikolatanızı vermiyorsa elektrik şirketi de ücretini ödemekle gecikirseniz keser. Ama elektrik marketten aldığınız çikolatadan farklı bir şey, temel bir tüketim hak, maddesi. hak hiçbir şey yapar su gibi. İşte ne bileyim kanalizasyon gibi, hava gibi neyse artık. O hakkı da o, belli ölçüde şey yapmak gerekiyor Olabildiğince yani? devletin Ödeyenli bu arasında bir fark koymak gerekiyor. Şu yok. dengesizliği yapmak istemiyorum. Ee, yani Zafer Bey onu güzel ifade ettiği için yani onun sözünün üzerine söz söylemeyeyim. Zafer Bey şunu dedi. Yani elektrik parasını günü gününe ödeyen adamla bir farkı olmalı. Ve Hilmi Kabul mi Bey de aynısını söylüyor. Kabul ediyorum. Hilmi Bey de doğru. Ama bir de şunu da düşünmemiz lazım. Gerçekten elektrik faturasını ödeyemediği için çoluğu çocuğu elektriksiz kalan, ısınamayan ya da buzdolabını çalıştıramayan işte e, elektrikli sayacını çalıştıramayan insanların var olduğunu da bilelim. Şimdi ee, Zafer Bey'in verdiği şeyden Gediz elektrikte 30107 dedi Zafer Bey. Evet, evet. 30107 ya söylerken çok kolay ama 30107 hane demek bu. Orada Az değil. tarımsal abone de çoktur o Çok bölgede, doğru. yani e, İstanbul için de 11658 dediniz evet. mesela Boğaziçi Elektrik için. Ankara'da o, kaç dedi? Yani, Ankara'da 6589 dedi Başkent Elektrik için. E, tam a, ya ben ya de Elektrik firması bunu keser. Tamam ben de şunu anlamıyorum. Şimdi Kemal Devleti Bey Ankara mı? De Ankara'da mı? Devlet kesmez. Ankara'da. Keser kesti geçmişte bir sürü zaman elektriğimiz kesildi. Hayır şu var yani bir elektrik şirketinin, yani... Hilmi Bey şöyle düşünürseniz belki aynı noktaya geleceğiz. Bir elektrik şirketinin elbette ki ve doğal olarak sonunda anonim şirket yazıyor değil mi? Kar odaklı bu. Peki, Peki devletteyken kesilmiyor. Devletteyken de kesilebilirdi ama devlet kar odaklı kesiyor. olmadığı için bazı noktalarda çok daha fazla inisiyatif Onur Bey, kullanabilir. Belediyeler neden su kesiyor? Suları niye kesiyor belediyeler? Tam tersinden düşün Nilmi Bey. Suların kesilme oranı ile elektriğin kesilme oranı arasında bir fark. Bende istatistik yok. Belki Zafer Bey'de vardır. Ondan rica edeceğiz şimdi ama. E, ben sularımız kesildi diye Feveran eden çok insan bilmiyorum. Ama Şöyle elektriğin kesildi şey, diye, diye fevran çok biliyorum. Bakın benim başıma geldi az önce vatandaş da bana yazmış otomatik talimat verdiğinde hmm. de nasıl kesilir diye. Ben e, su faturam için otomatik talimat hmm. vermiştim ama banka bana tamam demişti. Fakat sisteme girmemiş. Ben 5 ay... Su paramı ödememişim. Sonra bir gün posta kutusuna baktım, bir sürü fatura var. Öyle fark ettim. Pandemi sebebiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 ay boyunca ya da 5-6 ay galiba böyle bir tolerans sağlamış. Ama Hilmi Bey'in dediği şey çok doğru. Bakın, İstanbul'da mesela doğalgazı İGDAŞ veriyor. Hadi sıkıysa doğalgaz faturanızı ödemeyin. Kesiyorlar. Su faturanızı ödemeyin. Kesiyorlar. Yani bakın Keserler zaten. Zaten anlayış farkındayım. Ben bu söylediğim için itici göründüğümün de farkındayım. Ama kamu düzeni diye bir şey var. Siz yani bir lokantaya gidin, yemek yemeyin, parayı ödemezseniz size gösterecekleri yer ya mutfaktır, bir, bir de ya şu, kapı bir de, arkasıdır başka bir, de bir şey şöyle, için. şöyle bir yani şey var. Şu var. E, elektrik Konuşma'da faturası, ben su faturası. Yani bunları e, bir şekilde. İşte ödüyoruz yani. O zaman kamu düzeni ortadan kalkıyor. Yani Buyurun. Lokantayla farklı oldu. çok Hayır, ben, girdik. O yüzden şey yapamıyorum. Söz alayım yoksa Lütfen. <laughs> verilecek mi diye de bekliyorum da. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, doğalgaz sınırlı bir kaynak ve yurt dışından biz ithal ediyoruz. Ve ithal ettiğimiz zaman bunun dağıtım şirketleri var. Ee, belediyeler aracılığıyla Ankara, İstanbul neyse dağıtılıyor, ulaştırılıyor şeylere, e, tüketicilere. Ee, bazıları ödeyip bazıları ödemediği zaman ne oluyor? Ee, ödeyenlerin ödemeyenlere göre faturaları artıyor. Elektrikte de bu aynı, suda da aynı. Nitekim doğu Güneydoğu'da daha önce çokça tartışılan efendim e, açık alanda ısıtıyorlar, kaçak elektrik kullanıyorlar, onların faturasını diğer aboneler, ödeyen aboneler kullanılıyor diye çokça tartışılan bir meseleydi biliyorsunuz. bu e, Bu örneği Hepsine mesela, ya işin, yayabiliriz işin ama felsefesi bir tarafa da temel olarak şu şeye ne diyorsunuz mesela Kemal Bey Ankara'da yaşıyor ee, dediği gibi Ankara Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde 6 bin küsür abone varmış elektriği kesik bunlardan bir tanesini düzgün bir şekilde tespit edip o eve gidememek. Hali, eğer doğruysa tabii o iddia. Yani önce ben iddia doğruysa diye. değil, iddia doğru. Yani bu birçok kez paylaşıldı hem Kaymakam tarafından hem Bakan tarafından bu artık netleşti. Sadece bunu çarpışmaya Beş... suçlarını bastırmaya çalışan CHP ya da eksikliklerini beceriksizliklerini bastırmaya çalışan bir yaklaşım. Peki Kemal Bey bir video paylaştı, Bakan'a da gönderdi o videoyu dedi ki bak sen bu evin elektriği kesik değil diyorsun ama bak evin sahibi ne diyor diyerek ben keç Keçörenliyim e, Ahmet Bey. Ne diyor ben, evin sahibi? E, evin sahibinin yaptığı açıklama dışında oradaki e, bir takım tespitler var. Nedir? E, bu anlaşmazlığa düşü, düşüldüğü zaman neye bakılır? Belgelere bakılır. O belgede e, de bakıldığı zaman e, hem Başkent elektriğini açıklaması, hem kaymakamlığın açıklaması, hem e, diğer taraftan Bakanın açıklamasına bakıldığı zaman e, burada e, Sayın Kılıçdaroğlu yanıltılmış e, ve bu yanıltılmasına rağmen, bu hataları ortaya çıkmasına rağmen orada ısrar eden bir yaklaşım Peki, içerisindeler. bu evde 5 Nisan'dan önce elektrik kesik miymiş? Kesikmiş. Ödememiş, yani, kesilmiş. O... Peki o zaman e, ha, şimdi anladım. Diyor ki ben 5 Nisan'dan önce elektrik faturamı ödeyememiştim. Elektriğim <laughs> kesikti. Diyor. 5 Nisan öncesini mi canlandırıyorlar yani evet, tiyatro evet, gibi? Evet. Ha bu da olabilir belki şey açısından. Pardon ee... ama öyle değil şimdi gerçekçi olan. Hilmi kesmek istemiyorum da. Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı çalıyor. Hanımefendi mumla kapıyı açıyor. E bu durumda hepimiz aldanabiliriz yani. Hı. Şimdi... Tamam eleştirme falan ayrıdı ama eri eri doğruya doğru. Bence bu olayda Kılıçdaroğlu'nun pek bir yanlışı yok. Abi bu ziyarette de al, bir görüntüye bakabilir miyiz? Gel, Gelsene bir bakalım evet, bir, tamam, bir, bakalım on, ya ama e, yani... Ahmet Ahmet Bey şimdi Onur size e, bir takım konularda enformasyon sağlıyor. Yanlış enformasyon sağlarsa siz de e, burayı yanlış model etmez misiniz? Onur hiçbir zaman yanlış enformasyon Hayır, sağlıyor. Ya, onur ben bu cevabı ama, tahmin ettim ben. On, Onu söylüyorum kılavuz onur, meselesi. Onur yapmaz ama e, yaparsa tabii şeyde, problem olur. için de böyle bir gerçeklik var. Doğru. Ha suç onda mı? Bu, bilerek de yapar mıydı? Başka bir de bir durdurur musun görüntüyü? Şöyle mi oluyor? Ya ben tam olayı bilmediğim için bir beraber şöyle şeyi Dur. çözelim. Ee, şimdi 5 Nisan'dan önce o kadıncağızın evindeki elektrik kesik, faturasını evet. ödeyemediği için Tam Kemal Bey'in e, ziyaret edebileceği evet. nitelikte bir ev. Evet. 5 Nisan'da faturasını ödemiş, elektriği açılmış. Kemal Bey aradan geçmiş 2 hafta, 2 hafta sonra tık 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 kapıyı çalıyor. Böyle mi oluyor olay? Evet e, öyle Kemal Bey'in paylaştığı videoda e, hanım, ev sahibi hanım ne diyor? Yani orada elektriğin kesik olduğunu söylüyoruz. Kılıçdaroğlu geldikten sonra elektriğimi açtılar. Bir de kaymakam... kaymakam lı açtı diyor kaymakamlığın bir dahli yok. Eee Keçören kaymakamı Doktor Mehmet Akçay'ın açıklaması ya, var. Edin. Kemal Bey diyor benim evimi ziyaret etti. Ondan sonra açtılar. Ondan sonra, yani sonra öncesi, yani öncesinde, açık. Açık. öncesinde açık. Öncesinde açık. bu o o açık o zaman hanımefendi biraz gerçeği ya saptırıyor. Orada da şey yani var hanımefendi. Diyorum, Ahmet Bey Bakın, görüntüye kişisel, bakarsanız kişisel, içeride kamera kişisel... var burada. Şimdi Öbür şimdi, olayda bence Kılıçdaroğlu bence gereksiz bir eylem ama, şimdi, ama burada haklı adam. Bak şu, olay şu. Şimdi kadın mumla açmış. Burada kapıyı, bir bu prodüksiyon var. Yani. Bak bir dakika bir şey söyleyeceğim. Onur bu henüz kapı açılmamışken çekilen. Tabii tabii. Kim çekiyor bunu? Bunu kim çekiyor? Bir dakika kapat Bir dakika bir daha, daha başa alalım. evet evet. Bu bir dakika ya bu görüntüyü bilmiyorduk biz. Deminden beri geliyor ekrana. Onur gözünü seveyim şunu Bu, bir bu bunu çeken biri var içerden. Evet evet. İçeride. Hani <laughs> danışman giriyor o zaman içeriye. Evet ya içeride bayağı çekiyor. Hollywood prodüksiyonu gibi. Prodüksiyonu. <laughs> Hollywood demeyelim ya. Yeşilçam diyelim. Gerçek kesit diyelim. Yeşilçam diyelim. <laughs> Beyler yani, vallahi milletin e, elektrik, hayat pahalı canına yetmiş böyle şeyleri şey etmeyin. Ya yani. Ama şey var ya yani, burada bir prodüksiyon var onu da... Abi burada olabilir de, de bu konu yaralı bir konu ya. Yaralı elbette ama yani bunda da e, bir mağduriyet var ama bunu da e, bir postürü siyasete de malzeme etmemek gerekir herhalde. Olay bir foto görüntülerle analiz eder misin? Bu senaryo anladık tamam ama şu bir gerçeği değiştirmiyor. Şimdi kapıyı açıyor. Elektri evet. Tamam anladık. Olay tamam. Kemal Bey ve eşi hanfendi içeri giriyor. Danışmanlar da var herhalde birkaç konumalar var. Giriyorlar. Elde bir mum var. Yani pek Kemal Bey ne desin yani senin elektriğin var mı yok mu der mi kapıda bu e mumla karşılaşır? mumla açılan bir kapıyı kesik diye girer. Zaten adama refer şey Kemal Bey refer etmişler şeyi. Ee, bu, bu ev elektriği kesik diye. Bu ev elektriği kesik ha, diye. kesik diye geldi. Hanımefendi de öyle Hanımefendi diyor. Hanımefendi de mumla açıyor. Yani ya o ağaca ben, herkes çıkar. Ben bir, herkes, bir şey söyleyeyim. O evin kısım. elektriği olsa şimdi, bile o sırada. E, onu herkes yani burada eee şey yok. Bence eylemi eylem tipi ziyareti de doğru. Olay da doğru. Benim fikrim bu açık söyleyeyim. Ya yani şöyle bakın şey şimdi yok. Hakan Bey haklı bu yoru yaptı ama biz e, o tip insanlar değiliz. Yani biz insanların mağduriyeti. Yok yani. estağfurullah. Programın ben, Programın başından Başlık beri ben diye. Programın sen. başından beri şunu söylüyorum En diyorum başta ki sen yardım ha bildiğim her şeyi tamam. anlatmıyorum diyorum. Ee, sadece şunu söyleyeyim bakın iki hayır, tane. Hayır bir konu sen dedin hatta. tane iki tafer, tane video var. Hayır, hayır bakın. Sura bakma. Tamam. Yok estağfurullah İki tane video var. Birinde Kemal Bey diyor ki 4 aydır diyor elektriği kesik diyor. O hanımefendi sonra başka bir açıklama yapıyor diyor ki 20, 20 gündür, gündür elektriğim kesik. Evet. Ya o kadar çok tutarsızlık var ki Hanfendi yani, mağdur bu arada onu söyleyelim. Yani, yani muhakkak. hayatı zor bir insan. Biz bir insanların mağduriyeti üzerine konuşmuyoruz. Siyaset stratejisi ben konuşuyoruz. Ben başından beri şuna itiraz ediyorum. Stratejik neden siyasete, defo var o görünüyor. Neden siyasete o insanların var, mağduriyetini var. malzeme yapıyoruz? Yani yazık şimdi bu kadıncağızın yaşadığı bir sosyal ortam var. Çocukların Gerçi gittiği okul var. Gerçi hanımefendi kendi okullar, istemiş olayı da belli. Yani işte olmaması lazım. Yani, Ama bir de elektrik para, hani paraları Hani Ramazan bu kadar ayındayız. Can... Bizim dinimizde değil mi? İyilik de yardım da gizli olur. Gizli ya olur, bu evet. hanımefendinin gerçekten... E, dert ne darman olmak istiyorsanız alırsınız elinizdeki belediyelerle bir işe yerleştirirsiniz. Ama burada bir iyilik yok Elektrik ki. faturasını ödersiniz. Ne bileyim yani. Burada bir iyilik yok ki. Kaldı ki yok, burada mevzu bahis. Odayı... var ayrıca yani şeyde. Yok, Hayır, dayanışma var. ortaya çıkmamalı Dayanışma mı var istiyor. acaba? Amaç dayanışma. Aslında amaç insanlara böyle mağduriyeti olan insanların var olduğunu anlatmak. Sadece hanımefendi mağduriyeti giderilse zaten Kılıçdaroğlu ya da CHP'li belediyeler bunu yapmaya muktedirdir. Ya Soru sorusu sorulur. CHP'nin bütçesi en çok eden 300 lirayı öder mevzu. ya. Bin bari ödeyin açtırın yani. Ama şöyle düşünün. Bu ülkede gerçekten şimdi istediğimiz kadar istatistik verelim. Şöyle söyleyelim. Yok Kılıçdaroğluki <laughs> prodüksiyon değil vermenin hiç sorun değil. Gerçekten elektrik faturasını ödemek konusunda ciddi bir sorun var mı var? Evet. Türkiye'de ben de onu söylüyorum. Türkiye'de elektrik faturaları gelire göre gerçekten çok arttı evet. mı arttı? Evet. bunu da söylüyorum Bir evet. siyasi parti liderinin özellikle ana muhalefet liderinin ziyaret bu, bu ziyareti bravo. yapması, bu ziyareti yapması hatta bunu yaparken Bunun elektrik faturalarımız hiç önemli, bunu dikkat evet. çekmesi kadar doğru bir durum yok. Ha burada gerçekten o sırada evet. elektrikler vardır bu hanımefendi, hanımefendi yani öyle olup olmadığını bilmediğim için söylüyorum. Kılıçdaroğlu kandırıldıysa bizim devlet adamları kandırılmaya alışık. Yani <laughs> onu, Onur Bey onu ama Onur Bey, Bey yani onu demin izah de, ettim. Ben Kemal Bey'in yani, liderliğini beğendim Müsaadenizle Müsaade hepsi başarılı, başarılı mi? müsaade eder misiniz? Dediniz bu dayanışma ve bu konuda gündeme getirmesi ve e, toplumun önünde bunun tartışılmasını sağlaması önemli bir adım. Siyaset dikkat çekmek dikkat çek. Elbette elbette biz de ya, siya sorunlarla siya siyasetle. siyasetçilere danışmanlık evet. yapıyoruz. dikkat Ama yani altı bin beş yüz kişi içerisinde bir tane gerçek elektriği kesik birisini bulamayıp da bir mizansene ihtiyaç e, tamam, duyuyorsanız doğru, evet, verdiğiniz haklısın. mesajı etkisizleştiriyor. Bunu söyledim evet, demin. danışman evet, hatası. Kılavuzu kandırdığı olanın nokta nokta nokta. Etkisizleştirmek nokta. yerine daha doğru bir stratejiyle yürümemiz Gerçekten gerekiyor. Gerçekten elektriği o sırada kesik Tabii. olan birisi olsa ama bu evet, kandırılmak üzere adet. Bakın, yani ben bir programın de başında söyledim. Mamak'ta gidilen evde de 7 defa kaçak elektrik tespiti var. Tutanak tutulmuş. Yani Kemal Bey iki kez yanıltılmış. Hem Keçiören'de hem Mamak'ta yanıltılmış ee, görünüyor. O zaman şeyde CHP içerisinde İmamoğlu ekibi ya da başka bir ekip mi Kemal Bey'i yanıltıyor? Artık niyet okumaları bir şey diyemiyoruz yani ama... Hakan Bey bu bu olay Kemal Bey'e oy kazandırır mı? Yani bu olay en azından insanlar şunu düşünür. Ya hakikaten faturalar can yakıyor. Sırf elektrik değil ya. Doğalgazdan gir, sudan çık yani. Buna dikkat çeken bir parti lideri adam doğru yapıyor, dedirtir yani bunu. Ha, seçmen bizden iyi biliyor. Yani Kemal Bey'in başarılı olmadığını, CHP'yi bir başarıya taşı bu ayrı bir konu. Demin söyledim. E, e, sorum. Ama bu eylem doğru. Second question. Yes please. <gülüyor> <gülüyor> bu evin elektrik mevzusunun tartışmalı olması. Oy kazanmada bir eksi puan yazar mı? Ha, ben de demin onu dedim. Seçmen zaten şunu biliyor: Kemal Bey'in başarılı bir genel başkan olmadığını, yani potansiyelini biliyorlar. Dolayısıyla o tür bir, def, bu tür hatalar çok oldu. Yani Kemal Bey'in milyonlarca izlenen videoları var. Sadece asansöre ters binmek değil, yani şeye merdiven yürüyen merdivene, ne bileyim. AK Partili belediye başkanını CHP'li zannedip kutlamasından tutun bilmem nereye kadar. Şimdi bunları seçmen biliyor, bizden iyi biliyor. Onlar şöyle düşünürler. Yani bunu da daha ağırlıklı CHP seçmeni düşünür böyle. Yani işte ne yapalım, yani bundan yürüyoruz falan diyor. genel başkanlar böyle. Yani yapacak bir şey yok diye düşünürler. Ama bu eylem doğru beyler siyasi açıdan. Peki tartışmalı olması da öyle çok büyük bir, yani zaten diyorsunuz... Biliyorlar, tanıyorlar, tanıyorlar. Bu tür hatalar yapar o diyorlar çok teşekkürler. Ama şu da var. Hakkını teslim edelim. Ya adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçenler içinde en çok çalışan da Kemal Bey. Adam yani bir şeyler yapıyor ha. Amacına ulaşıyor Hayır, ulaşmıyor İmam, bilmiyorum. İmamoğlu'da i̇şte Trab Karadeniz'e gidecekmiş bayramda. Sen de şimdi o... bizim kulisi aldın. Evet, senin kulisi <laughs> aldık da yani o da çalışıyor demek ki ama kendi bölgesinde çalışmıyor enteresan bir şekilde. Peki.